Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal Takınız Küpe FM'den bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonunu renklendirecek yepyeni bir Beş Çayı'nda daha birlikteyiz ve geride bıraktığımız hafta boyunca duyurularında sıklıkla radyomuzdan da sosyal medya platformlarından da gerçekleştirdik. Küpe FM dinleyicilerinin yakından tanıdığı birbirinden güzel şarkılarını gün boyu zaten bu frekansta dinlediği bir isim. Geçtiğimiz yılda Misafirperver albümünün sonrasında keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik yine Beş Çayı'nda. Bugün de son derece başarılı bir hit şarkı projesiyle yine gündem de Erdem Kınay ile birlikte hayata geçirdikleri Şahane adlı şarkısının hikayesini birinci ağızdan öğrenme şansımız var. Yılmaz Taner bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim ya. Hiç takılmadan ne güzel konuştun abi. Bir tane mi sekmez yani. Harika. Özetledik de aslında. Bitti program bitti aslında şimdi. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi abi. İşte koşturmaca. Çalışıyoruz. Yeni şarkımız çıktı. Şahane şarkımız çıktı. Erdem Kınay feat. Yılmaz Taner projesidir. Ondan sonra onunla ilgileniyoruz. Promosyon, PR dönemindeyiz, öyle mi deniyor efendim? O dönemdeyiz. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. İstersen biraz info da yapabilirim şarkıyla alakalı böyle. Aynen. Deniz Erten sözleri, müziği ve düzenlemesi Erdem Kınay'a ait bir şarkı. Kınay Müzik etiketiyle çıktı. Kınay Müzik stüdyolarında bütün çalışmamızı başladık ve orada bitirdik. 1,5 ay civarı gibi bir süre zaman zarf içerisinde de dinleyicilerle buluşturduk. Son derece de keyifli bir şarkı. Her yerde artık dinlediğimiz, duyduğumuz hem video müzik kanallarında hem radyolarda sıklıkla dinlediğimiz şarkılar arasında hızla yerini aldı. Şahane. Şahane'den bahsedeceğiz ama aslında bir de merak ettiğim bir başka bir şey var. Son çalışman Misafirperver'in üzerinden de oldukça vakit geçti aslında. Ben bugünlerde solo kendi adına bir çalışma beklerken böyle bir projeyle buluşmak da güzel, keyifli oldu. Var mı kendi çalışmaların devamı? Ya aslında bu şöyle bir şeydi. Benim zaten solo albümüm hazırlanacaktı. Erdem'le öyle bir planımız vardı ama araya Şahane'nin değişik bir şey oldu, hani sürpriz gibi girdi. Hani demoyu okurken birden şarkıyı sen okuya döndü iş. Çünkü proje 3'ün de ay bir zaman, yani bir yandan repertuara hazırlanıyordu. Bu şarkı da proje 3 albümünde olacaktı ama benim single'ım gibi de bir şey oldu açıkçası, yani böyle bir durum söz konusu oldu. Bir yandan da kendi repertuarımızı hazırlıyoruz tabii solo albüm için. Ama öncesinde bir single'ımız daha olacak. Sanırım bir Murat Güneş şarkısı olacak. Sözü müziği ona ait bir şarkı olacak. Var ya, bayağı şarkı var yani. Hepsini hazırlıyoruz abi yavaş yavaş. Onu beklerken şimdi Şahane elimizde. O da son derece keyifli bir çalışma oldu. Dinlememiş olan dinleyicilerimiz için şimdi radyolara biraz ses verme zamanı. Erdem Kınay feat. Yılmaz Taner çalışması. Şahane radyolarımıza konuk olacak. Sonrasında biz yine buradayız. Sen zor canımı silerken sen
sahte bir kor. Sev beni neden desen bile istemem. Yarım kalanları ver. Yine yeniden o aşk yanan alev alev zamanları. Yılmaz Tener yorumuyla şahane radyolarımızdaydı. Bu keyifli şarkının aynı derecede keyifli, son derecede güzel görüntülere sahip bir de klibi var. Erdem Kınay'la kamera karşısına geçtiğin. Onu da kimlerle çalıştınız? Ondan biraz bahsedelim der. Murat Joker yönetmenliğinde klibimiz gerçekleşti. Ümraniye'de çektik. Ümraniye Film Platoları diye geçiyor adı orasında. Butik bir ekip, küçük bir ekibimiz vardı. 15 kişi falan bir ekibimiz vardı. Çok keyifli bir ortamdı. Oyuncu İpek Elvan bize klip değişik etti. Erdem'in kız arkadaşı, sevgilisi rolündeydi. Ben de orada onların birleşmemesini isteyen ajan rolünde direktif veriyordum İpek'e. Ama sonunda klibin beni kandırdı ve Erdem'le gitti falan. Böyle bir macerası var. Yine minik bir mesajı vardı. Güzel kadrajlardan oluşan, çok olumlu tepkiler aldığımız iyi bir klip olduğunu düşünüyorum. Buradan da Murat Joker'e teşekkür ediyorum. Şahane hızla ilerliyor ama önümüzdeki aylarda az önce de kısaca bir değindik. Bir Murat Güneş şarkısıyla Yılmaz Tener sevenleriyle tekrar buluşacak. O keyifli buluşmaya da bekliyor olacağız ama ben şunu da biliyorum. Hani Murat Güneş şarkısı diyoruz ama sen kendi şarkılarını yapan da bir isimsin aynı zamanda. Ürettiğin son eserlerde birçok isim de sevenleriyle buluştu. Bestecilik yönünden biraz bahsedelim mi dinleyicilerimiz? Edelim abi. Bu arada yani o kadar yeni işimiz için, projemiz için birçok şarkı var ama benim de şarkılarım var, Murat'ın da var, Zeki Güner var, İsra Gülümser var, yani var. Biz ekip olarak doğru şarkıyı seçip onunla çıkma kanaatindeyiz işin açıkçası. Onun dışında da evet, şarkı yapma durumları devam ediyor. Bir yandan sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma da şarkılar veriyorum. Berkay albümünde, Yansıma albümünde 3 tane şarkım var. Bir tanesi söz müziği bana ait. Diğeri İsra Gülümser, Teslim ve Murat Güneş Fena Severim adlı 2 şarkı var. Onların da müzikleri bana ait. Berkay albümünde şarkılarımızı dinleyebilirler. Onun dışında Merve Özbey'in yeni albümünde olacak. Murat Dalkılıç da vardı zaten. Kıyamadım kimseye. Böyle böyle çalışmalar devam ediyor. Başka ne söyleyebilirim? Şu an aklıma gelenler bunlar. O zaman kıyamadım ikimize demişken dinleyicilerimize onu da dinletelim. Sonrasında canlı canlı dinleyebileceğimiz yerler var mı Yılmaz Tener'i? Çünkü internete gelmeden evvel şöyle yine bir kısaca bir göz gezdirdim. Özellikle sözlüklerde bir radyo programında denk gelmişler canlı performansına. Birçok kişi nerelerde dinleyebiliriz diye merak ettiğini gördüm. Bakalım öyle mekanlar var mı, konserler var mı? Birazdan Yılmaz'dan onları da öğreneceğiz ama şimdi kıyamadım ikimize radyolarımızda.
şimdi gidiyorsun ya. Halimi bir gram sormadan ruhumu unuttun galiba. Olanlara zor dayansam da lütfen şunu unutma. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Yılmaz'ta nerede sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce söylediğim gibi internette aslında en çok merak edilen Yılmaz'la ilgili konulardan bir tanesi de canlı canlı nerede dinleyebilecekleri. Yaz ayları da geliyor artık, Ramazan da aradan çıktıktan sonra konserler, festivaller hız kazanacak. Nerelerde dinleyebilecek dinleyicilerimiz seni canlı canlı? Genelde Ege'de oluyoruz zaten. İzmir ve civarında. Ramazan bayramıyla da birlikte İzmir, Kuşadası, Çeşme, Bodrum'da sahnelerimiz olacak. Onları tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. Oradan takip ederek bizlere ulaşabilirler ya da merak edenler, sesimizi, sahnemizi merak edenler bizi izlemek için gelebilirler. Onları da söyleyeyim bari hangileri olduğunu. Yılmaz Taner, Yılmaz Taner 2R'li Instagram adresim. Facebook Yılmaz Taner Official, Twitter'da Yılmaz Taner olmak üzere sosyal medya adreslerimiz efendim. Buradan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, mesajlarınızı atabilirsiniz. Küfretmeden her türlü güzelliği yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap da vermeye çalışıyorum. Yani bunları söyleyebilirim efendim. Yaz ayları deyince bizim Trakya bölgesinde de özellikle hemen her yerleşim yerinde işte beldede, ilçede festivaller oluyor. İnşallah bu yaz aylarında oradaki belediyelere de buradan böyle bir çağrı yapmış olalım. Evet. Ve lütfen sayın başkanlar festivallere bizi de yazın falan diye. Trakya bölgesinde de canlı canlı Yılmaz Taner'i dinlemek isteyen birçok dinleyicimiz var. Belediye başkanlarına da buradan seslenelim. İnşallah Trakya bölgesinde de ağırlarız.
böylelikle hem canlı yayında stüdyomuzda da ağırlama şansımız olur inşallah. İnşallah, inşallah. Seve seve her zaman. Şarkı arasında az önce yine Yılmaz'ın keyifli şarkılarını kendi aramızda konuşuyorduk burada. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Küpe FM'de en çok çalınan şarkılar arasında yer alan bir başka Yılmaz Taner şarkısıyla Ben Yaşarım'la devam edecek kaliteli müzik yayını. Sonrasında biz yine buradayız. Yaşamadan dikenli bir gülsün açmadan solan. Yarını bilmem ne getirir ki ardından sürükleyim. Çözüm kimde, kimin elinde? Aşkıma ihanetin bedeline söyle. Sonunu bilirim, kendim çekerim. Medet ummam, kimseden çeker giderim. Düşün, bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün? Kim bilebilir aşkı yaşamadan? Dikenli bir gülsün açmadan solan. Yarını bilmem ne getirir ki ardından sürükleyip. Çözüm kimde, kimin elinde? Aşkıma ihanetin bedeline söyle. Acılarımı, kederimi, efkarımı bırak bırak ben yaşarım. Bilirim, kendim çekerim. Medet ummam, kimseden çeker giderim. Acılarımı, kederimi, efkarımı bırak bırak ben yaşarım. Sonunu çekerim. Medet ummam, kimseden çeker giderim. Kaliteli Müziğin Doğru Adresi, Müzikal Takınız Küpe FM'de. Ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz 5 yayında devam ediyor. Yılmaz Taner'le keyifli sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken yine güzel, son günlerin en güzel şarkılarından bir şahane ile kapatacağız birazdan programımızı ama son olarak Trakya bölgesine, Küpe FM dinleyicilerine mesajların neler olacak? Herkese çok teşekkür ediyorum. Kamil'cim özellikle sana çok teşekkür ediyorum. Bütün Küpe FM dinleyicilerine ve bütün Trakya'ya sevgiler, kucak dolusu selamlar. Şarkımızı bol bol dinlesinler, paylaşsınlar. Desteklerinden dolayı herkese, bütün radyocu dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurdukları için. Kınay Müzik adı altında Deniz Erten, Erdem Kınay... ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sevgili Emel Yalçın,
Emel Yalçın PR danışmanlığı. Bizim prensesimiz, kraliçemiz. Her yolu, her kapıyı açan insan bize. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Kurtuluş. Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Sevgiler, saygılar. Dinlemede kalın, takipte kalın efendim. Yeni şarkılarda da inşallah buluşmak dileğiyle diyelim. Efendim biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik ama siz radyolarınıza bir kez daha ses verebilirsiniz. Erdem Kınay ve Yılmaz Taner'in ortak çalışması şahane radyolarımıza konuk oluyor. Bir sonraki beş çeyinde buluşuncaya kadar hoşça kalın. Çayı sona erdi.